Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bilgisayarınızın işlemcisinin tüm çekirdeklerini nasıl kullanabileceğinizi ve ekran kartı ve işlemci tarafındaki en performanslı güç ayarlarını göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İşlemci çekirdeği ile başlayalım. Bilgisayarımızın arama kısmına gelip sistem yapılandırması yazıyoruz. Sistem yapılandırmasına girdiğimiz zaman bizi burada 5 tane bölüm karşılıyor. Genel, ön yükleme, hizmetler, başlatma ve araçlar. Biz buradan ön yükleme kısmına giriyoruz ve gelişmiş seçeneklere basıyoruz. Ardından burada bizi karşılayan bölümde işlemci sayısı yazıyor. Bu işlemci sayısı aslında bizim işlemcimizin çekirdek sayısı oluyor. Büyük ihtimal bu sizde kapalı olacak. Bunu açıyoruz ve işlemcimiz en fazla kaç çekirdeği destekliyorsa onu seçeceğiz. Sizde 6 olabilir, 7 olabilir, 10 olabilir. Benim işlemcim 12 çekirdekli bir işlemci olduğu için ben burada 12'yi seçiyorum. Bu kısma gelen en çok sorulan sorulardan bir tanesi işlemcimi tam performansta yani en son çekirdekte kullandığım zaman işlemcim bir zarar görür mü? İşlemciniz doğrudan bir zarar görmez. Yalnız tabii ki de işlemcinizi en performanslı ayarlarda kullanacağınız için, en yüksek FPS'leri alacağınız için bu işlemcinizin ömrünü biraz tabii ki de kısaltacaktır. Burada seçim size kalmış. Biz oyuncular olarak herhangi bir FPS düşüşü yaşamak istemiyoruz. Herhangi bir drop istemiyoruz derseniz kesinlikle işlemcinizi en son çekirdekte kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu kısma tamam dedikten sonra buraya uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Burada sistem yapılandırması bir uyarı veriyor bize ve diyor ki sisteminizi yeniden başlatmanız gerekiyor. Sisteminizi yeniden başlattıktan sonra artık işlemci gigahertziniz yükselmiş olacaktır. Yalnız biz oyuncular daha fazla FPS istiyoruz. Bize bu da yetmez derseniz, daha da performanslı olsun derseniz bunun için bunu başlatmadan çık deyip sağ alt tarafta bulunan güç simgesine sağ tık yapıp güç seçeneklerine tıklıyoruz. Ve açılan pencerede büyük ihtimal herhangi bir güç ayarı yapmadıysanız dengeli önerilen planda olacaktır. Biz buradan yeni bir güç planı oluştur diyoruz ve yüksek performansa tıklıyoruz performansa önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir. Bu noktada değinmek istediğim bir şey var. Eğer laptop kullanıcısıysanız, oyunlarınızı laptoptan oynuyorsanız kesinlikle herhangi bir İşlemci tarafında ya da ekran kartı tarafında bir performans düşüşü istemiyorsanız bilgisayarınızı prize takılı kullanmak zorundasınız. Çünkü bilgisayarınız prize takılı değilse gerekli enerjiyi alamadığından dolayı işlemci ve ekran kartı tarafında frekans düşüşleri yaşanacaktır. Bu da FPS'inize olumsuz yönde etki edecektir ve buradan plan adı belirleyebilirsiniz. Ben yine buraya yüksek performans yazıyorum ve ileri diyorum. Bu kısmı tamamen kendinize özel ayarlayabilirsiniz. Ben buraları hiçbir zaman yapıyorum. Bunlar herhangi bir şekilde performansınızı etkilemez. Ondan dolayı burayı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Oluştur diyorum. Şimdi asıl can alıcı bölüme geldik. Yüksek performansta oluşturduğumuz plana plan ayarlarını değiştir diyoruz. Gelişmiş güç ayarlarını değiştire Bastığımız zaman yeni bir sekme açıldı. Ve bu açılan sekmede aşağı indiğimiz zaman işlemci güç yönetimi bölümünü açıyoruz ve buradan en düşük işlemci durumunu tekrardan açıyoruz. Burada prize takılı ve pilde durumları var. İkisinde yüzdelerini yüzde yüz yapıyoruz ve sistem soğutma ilkesine geldiğimiz zaman pilde ya da prize takılı eğer ki az önceki tüm çekirdekleri kullanmayı açtıysanız, mesela benimki 12 çekirdekli, 12 çekirdeğini de açtım. Pilde ya da prize takılı kesinlikle bilgisayarımın soğutması etkin olması lazım. Eğer ki son ayarları yaptınız ve bilgisayarınızın fanları o işlemciyi soğutmuyorsa, işlemciniz burada kesinlikle çok büyük zarar görecektir. Yanma ihtimali bile vardır ısınmadan dolayı. Kesinlikle soğutmaya önem veriyoruz ve pilde ya da prize takılı soğutma durumunu etkin hale getiriyoruz. En yüksek işlemci durumuna bastığımız zaman bunlar da yine %100 olarak ayarlıyoruz. Ve uygula deyip tamam diyoruz. Ve pil ayarlarımızı da yaptık. Şimdi görev yöneticisinden işlemcimizi kaç GHz'de çalıştığına bakabiliriz. Hemen Ctrl Alt Del yaparak görev yöneticisine giriyorum. Ve performansa tıklıyorum. Performansa girdiğim zaman gördüğünüz gibi 4, 40 aralığında bir frekansta çalıştığımı görüyorum işlemcimin. Peki işlemcim normalde kaç GHz'de çalışması gerekiyordu? İşlemcimin numarası burada ve 2.60 GHz olarak gözüküyor. E peki şu an işlemcim kaç GHz'de çalışıyor? 4.5. Gerçekten neredeyse işlemcimizi 2 kat hızlandırmışız. Temel hızı burada da görebilirsiniz. İşlemcimiz 2.60 GHz'lik bir işlemci. Turbo Boost ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor ve biz işlemcimizden en yüksek performansı almak istediğimiz için bunun CPU'sunu, frekansını yükselttik. Bu işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Size videoyu kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ben oyun oynarken işlemcim en fazla yorulmayı, en fazla işlemi o oyun üstüne yapsın. Arkada çalışan Five'ıma, TeamSpeak 3'e, Discord'a daha az işlemci kullanımı yapsın oyuna daha fazla yüklensin diyorsanız bunun için Steam'i açıyoruz. Hangi oyunda bunu istiyorsak bu oyuna sağ tıklıyoruz. Ben CSGO için ayarlayacağım. Sağ tıkladıktan sonra özelliklere basıyorum. Da başlatma seçenekleri altında yer alan metine TRE high yazıyorum. Tire hay yazdığım zaman işlemcin bütün yoğunluğunu oyuna verecektir. Aşağıda çalışan Discord, Teamspeak 3 gibi uygulamalara daha az işlemci kullanımı yapacaktır. Bu da yine oyun performansınızı yükselten bir etken. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Siz de bu ayarları yaptıktan sonra eski Gigahertz ve yeni Gigahertz'lerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer hala aklınıza takılan bir soru varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.